Peki bu mevzuda malumatın var mıydı? Hı hı. Tesadüfen öğrenmiştim. Rezillik çıkmasın diye görmezden geldim. Bunu yaşarken rezillik çıkmasın diye mi düşündün? Eniştemle konuşacaktın abla. Senin muhatabın oydu. Böyle bir mevzu karı koca arasında konuşulursa artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz Mehmet. Nasıl bu şekilde yüz göz olurdum Rıza ile? Bunun hesabını sormadan nasıl yaşarsın abla? Bu yükü ömür boyu tek başına nasıl taşırsın? Zaten kaldıramıyorum artık, çok zor. Bu konunun ortaya çıkması babam için kötü oldu değil mi dayı? Çok kötü oldu Yasemin. Eniştem zaten ilk konuşmasında Salim Başoğlu lüzumundan fazla kızdırmıştı. Memur bey, bu kadar tedbir gerekiyor mu sahiden? Bu mevzuda kesin talimat aldık efendim. Suikastten mi korkuyorlar? Zannediyorum ki öyle. Tabii, kimseyle görüşmemizi de istemiyorlar. Doğru yapıyorlar. Sabah sizi alırım savcı bey. Sağ ol. Hayırlı geceler. Size de efendim. Ah! Haber vermedin. Biz de beklemiyorduk. Bir günlük izin verdiler. Abi, bu ne güzel sürpriz. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş geldin baba. Defne yattı mı? Evet ama seni kaçırmak istemez. Gidip uyandırayım. Bırak uyusun çocuk Selma. Sabah görürüm. Yorgun görünüyorsun hayatım. Yorgunum evet. Zor bir gündü. Bugün yastığa da saatini dinlediniz mi? Evet. Ve çok şaşırdık. Ben oradaydım ya zaten. Sen dinledin mi Ahmet? Evet baba. O vakit ucuz kurtulduğunun farkındasındır. Keriman hanımefendi ile Rıza arasında mektuplaşmayı bizim Ahmet sağlıyormuş. Allah'tan kadın dikkatli konuştu da ismini vermedi. İsmimi verebilirdi baba. Benim için mahsuru yoktu. Ama benim için vardı. Senin benim ne vaziyete düşeceğim hiç aklına geliyor mu? Bana bu sorgulamanın mutlaka gerekli olduğunu sakın söyleme baba. Bu bir adalet arayışı değil. İçinizde yıllarca birikmiş bir intikamın alınışı gibiydi. Ne gelecek vaat eden genç bir sanatçının haysiyeti, ne de eski bir arkadaşın hususi hayatının mahremiyeti sizi bundan vazgeçirebildi. Rıza amcaya kesilecek cezayı, onun ailesine verdiğin zararı hiç düşündün mü? Ahmet, babanla nasıl böyle konuşabiliyorsun? Konuyu baba oğul gibi değil. İki hukukçu gibi tartışıyoruz anne. Adaletin mevzu bahis olduğu yerde kimseye taviz vermemeyi bana kendisi öğretmişti. Ve sen de adalet duygumun yüksekliği nedeniyle hukukçu olmamı istemiştin. Sen benim önüme gelen bir delili hasıralt etmemi mi istiyorsun? Sen ne söylediğinin farkında mısın? İzin gününü münakaşayla geçirmeni istemiyorum baba. Onun için müsaadenizi istiyorum. Hatırlasın.